sizlerle yaptım. Selam vermek istedim. Yüzünü yana tuttum. Söyle yıllardan beri kalbimizin bir uyum bir mutluluğu yılları hani ne ters unuttum. 5 yılda gözümüzden atan olan bu seller bir selama değmedi. Hiç yüzüme bakmadan yanımdan nece geçti. Sen eşitin selamını koruya mı değiştin? Yoksa sen öz ahdine, ilmarına ah oldun, o kadar yatırırken bu kadar uzak oldun. Şirin gülüşlerimiz, acı dihanlarımız bir selama değmedi. Kaygılı anlarımız, kaygısız anlarımız bir selama değmedi. Sen ne yaptın bir düşün? Ah! Yalnız şimdi anladım, sen benim için yetmez bir çiçeksin, yaşanmış günlerimle geriye dönmeyeceksin. Oh ey Tuğba, es ey yer, ezan olup dökülüm, düz 5 yıl yüreğimde beslediğim mehabbet bir selama değmedi. Gittin, ardından baktım, can ayrıldı canından. Sen nereye itinasız gelebildiğin anından, ah çektin başım üstte yarpaklar esti, gülüm senin kalbin esmedi. Geriye de bakmadın, neden senin yolunun mehebbetini kesmedi? Kazancımız de bu mu? Denilmemiş o selam, elvedamız oldu mu? Sen menzulüm eyledin, menzulüm yaraşır. Bir selama değmeyen aşka ölüm yaraşır, ölüm yaraşır.
doğru geldik ve aa yok bir dinledin mi? Şimdi son albümümüzde klip çektiğimiz benim de çok önemsediğim bir şiir. Önemsemesek zaten gerçekten de çok siz önemsediğiniz için internette ve televizyonlarda yaptığımız anket sonucunda çıktı. En finalde de en yüreğe yakan şiiri. Şimdi açık şöyle söyleyeyim. Ben bu şiiri okuyacağım. Okuduktan sonra muhtemelen bana elma değil çiçek bir şey verecekler. Ondan sonraki şiirde de biraz gözü yaşlı sahneden ayrıldığım için finale de onu bırakıyorum. Onun ne olduğunu da bana bırak. Şimdi hazır mı arkadaşlar? Buyurun, bu şiiri hiç dinlememiş olabilirsiniz. Albümün imzasını yapacağız burada çıkışta. Peki. Bir tane spor yöneticisini dinledim de böyle. Şimdi o geldi, evet dedi, herkes hayır falan dedi. Rezil bir şey. Nasıl bir risk? Şimdi soruyorlar işte efendim ne düşünüyorsun işte takımla ilgili falan filan diye. Takım adını vermeyeyim hadi. Yalan diyen anlar zaten. Diyor ki evet efendim. Hani böyle klasik cevaplar vardır ya böyle samimiyetsiz. Evet evet tabii tabii çok güzel çok güzel. Ne diyeyim çocuklar tehlike ediyor. Bak bu kadar yetkiler vardır ya. Öyle bir rahatsız ediyorum bana. Tabii tabii efendim tabii hep böyle gitti ya. Senin de olur sonucu ne olacak diye. Efendim dedi, işte bu takım gruptan çıkar mı? Hayır dedi. Gruptan çıkar mı demek? Benim bir futboldan anlamayanlarımız olabilir. Sonra da öğrenin. Yani yükselir mi? O da çıkar diye bir sanki yoldur mu anlıyor? Bunu ben anlayayım da sen anlama koca başlamamışsın orada. Gruptan çıkar mı dedi? Hayır hayır dedi. Anladın mı aynı takım olduğunu? Peki, hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun. Çok dikkatli dinleyin bakayım sözlerinizi. Şöyle çocuk burnunuzdan alıp getireceğim buraya.